Merhaba arkadaşlar. Shift Metal komutlarında bir diğer komutumuz Jock. Şimdi arkadaşlar Jock komutunda yine Sketchit Band'de olduğu gibi bir çizgi yardımıyla, bir sketch yardımıyla büküm yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle üst yüzeyde bir sketch açıp tıpkı Sketchit Band'de olduğu gibi yine bir çizgi oluşturuyoruz. Şöyle bir ölçü vereceğim kenardan. Evet, bunu okeyleyip çıkıyorum şu şekilde. Şimdi Jock komutuna tekrar giriyorum arkadaşlar. Evet, burada yine Fixed Face diye bir bölümümüz var. Şimdi sabit olacak olan, sabit kalacak olan bir yüzey. Yani çizginin sol tarafı mı sağ tarafı mı şeklinde sabit bir yüzey istiyor bizden. Sol taraf şeklinde tıklıyorum. Bakın burada siyah noktanın olduğu yer, yani tıkladığınız bölüm sabit olarak kalacaktır. Mesela şuradan Face'i delete diyelim. Örneğin şu tarafa tıkladım. Bakın siyah nokta bu sefer buraya geçti. Yani sabit kalacak olan kısım burası. Şimdi tekrar burada seçtiğim bu tarafı iptal etmek için delete diyorum. Tıklıyorum. Evet. Şimdi şu şekilde bir Z büküm oluşturacaktır arkadaşlar Jock komutu. Şöyle yandan bakalım. Evet, öncelikle burada Jock Offset kısmında şu şekilde bir reverse seçeneğimiz var arkadaşlar. Yani bükümün aşağı yukarı sağ sol şeklinde ne tarafa doğru olması gerektiğini belirleyebilirsiniz. Yine burada bir blend, up to vertex, up to surface, offset from surface seçeneğimiz var. Genelde blend seçeneği kullanılır arkadaşlar bu tür işlemde. Ve bir D1 değerimiz var. Burada ne kadar bir büküm yapacağız? Bakın burada bükümü Jock komutunda yaptığında şuradan uzattığı şu sınır ilk çizdiğiniz parçanın sınırını geçmeyecektir arkadaşlar asla. Yani burada ölçüyü ne kadar verirseniz verin, bakın şeyi geçmeyecektir. Sınır çizgisini geçmeyecektir. Örneğin mesela burada bir Jock Angle değerimiz var. Şöyle 45 derece diyelim, bakın. Açıyı da yine burada yapacaktır. Ama asla burayı ve parçanın diğer sınırı, yani ilk çizdiğiniz parçanın sınırlarını geçmeyecektir arkadaşlar. Evet, şuradan mesela 50 milimetrelik bir ölçü verdik arkadaşlar. Şimdi burada ölçülendirme için bir pozisyonlama istiyor. Mesela birinci seçenekte outside offset diyor. Bakın burada simge üzerinde göründüğü kadarıyla şu çizgiyle şurası, yani üst taraf olduğunu söylüyor. Şöyle tıklayalım. Şimdi bakalım, okeyleyelim bunu. Şöyle M'ye basıp mezuraya giriyorum ya da şuradan şöyle tools menüsünden yine mezure seçeneğine tıklıyorum. Evet. Buradan burası. Bakın 50 mm tıpkı simgede gösterdiği gibi şuradaki üst çizgiden yine buradaki üst çizgiye dıştan içe olacak şekilde 50 mm'lik bir ölçü var. Şimdi tekrar Jock komutuna sağ tuş Edit Feature diyorum. Evet, bir diğer seçeneğimde ise bakın burada Inside Offset bölümünde şöyle seçip okeyliyorum. Şöyle yine mezureye giriyorum. Bakın buradan şurayı tıklıyorum. Yani içten içe gibi bir ölçü var arkadaşlar burada 50 mm inside offset'te. Tekrar yine edit feature diyorum. Şurada da mesela overall diyor. Şöyle tıklayalım. Okey diyelim. Bakın dıştan dışa en geniş ölçüsü 50 mm şeklinde. Yani bizim burada blend kısmında verdiğimiz ölçü şeklinde bir işlem yapacaktır. Yine burada arkadaşlar Jock Position kısmında çizdiğiniz çizgiyi işte baz olarak alacağım. Fakat ölçüyü, yani buraya verdiğiniz çizgiyi çizerken verdiğiniz ölçüyü dıştan mı alayım? İşte içten mi alayım? Yoksa radius hariç şeklinde mi alayım? Mesela bakın burada radius hariç olarak dediğimizi şöyle okey diyelim. Bakın burası ne çıkıyor? 75. Şimdi şeye de bakalım. Şöyle Jock komutunu oluştururken çizdiğimiz skecimiz var. Bakın tıkladığım İlk başta oluşturduğumuz çizgi. Şöyle tıkladığımızda ölçü geliyor. 75 mm. Mesela burada şöyle edit feature diyeceğim. Mesela buraya ne diyor? Bakın bent outside diyor. Yani bent outside'da burayı 75 olarak alıyor. Bükümü daha sonradan başlatıyor şeklinde. Şimdi arkadaşlar burada sheet metal komutları içerisinde hemen hemen bütün bükümlerde bu seçenekler mevcut arkadaşlar. Hepsinde yaptığı işlem aynı. Yani ölçüyü içten al, dıştan al ya da radius'un dışından al veya bend center line, burada işte merkeze al şeklinde. Bakın burada yani şu radius bükümün tam merkezine 75 olarak alacak gibi işlemler yapılabilir arkadaşlar. Evet, Jock komutunda bunu yapıyoruz arkadaşlar, bir çizgi yardımıyla
Z büküm oluşturma işlemi.